Bu molekülü nasıl adlandırırız? Tabii ki yine en uzun karbon zinciriyle başlıyoruz. En uzun karbon zincirimizde 7 karbon var. O zaman buna heptan diyoruz. Şimdi de zinciri sübsitüentlere olabilecek en küçük sayıyı verecek şekilde numaralandıracağız. Bu örnekte sağdan veya soldan başlamamız fark etmez. Her iki örnekte de sübsitüentimize 4 sayısı denk gelir. Bu sübsitüent daha önce gördüklerimizden farklı duruyor. 3 karbonu var. Fakat bu karbonlar düz zincirli alkil grubunda değiller. Şöyle göstereyim. Baktığınızda 3 karbon var. Fakat düz bir zincir üzerinde değiller. Dallanıyorlar. Biraz garip değil mi? Bu substituenti nasıl tanımlarız? Burada aynı substituent var ve bu ufak zigzag hattını çizerek substituentimizin düz zincirli alkandan geldiğini gösterelim. Bunun gibi karmaşık bir substituente adlandırırken düz zincirli alkanlar için kullandığımız kuralları kullanıyoruz. Öncelikle en uzun karbon zincirini bulalım. Bu durumda yalnızca iki karbonlu bir zincirimiz var. Karbon zincirimize bağlı bir etil grubu var. Hemen buraya etil yazalım. Şimdi de dallanarak ayrılan gruba olabilecek en küçük sayıyı vermek üzere burayı numaralandıracağım. 1 ve 2. Etil grubumuza bağlı olan sübsituent nedir? Tabii ki şu birinci karbona bağlı olan bir metil grubu. O zaman bunu bir metil etil olarak adlandırıyorum. Evet, bu karmaşık sübsituenti bir metil etil olarak adlandırdık. Bunu tüm molekül adına koyabiliriz. Dördüncü karbona bağlı bir bir metil etilimiz var. Parantez içine alalım. Tüm bunlar molekülümüzdeki dördüncü karbona bağlı, yani dört diyoruz. Evet, bu molekülün iupak adı 4-1-metil etil heptandır. Bu karmaşık sütsütü 1-metil etil olarak adlandırdık. Bu resmi iupak adıydı. Yani sistematik adlandırmaya göreydi. Fakat aslında bu molekülün bazı yaygın adları da var. 1-metil etilin yaygın adı izopropildir. İzopropil o kadar sık kullanılır ki bu molekülün adı olarak izopropili gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Yani biz buraya 4 izopropil heptan da diyebilirdik. Bu da bir başka iupak adı olurdu. İzo aynı demek. Bu isim büyük ihtimalle bu aynı iki metil grubunun Y harfi şeklini oluşturmasından geliyor. Evet. Bu üzerinde 3 karbonu olan bir substituentti. Şimdi toplamda 4 karbonu olan bir grup substituente bakalım. Tüm bunların toplamda 4 karbonu var. Aynı zigzag numarasını yapalım. Böylelikle molekülün geri kalanını yok sayıp bunları alkil grupları olarak düşünebiliriz. Bunları nasıl adlandıracağız? Adımlar aynı. En uzun karbon zincirini buluyoruz. Bu substituentte en uzun karbon zinciri 3'tür. Bir alkil grubu söz konusu olduğuna göre bu bir propil. Numaralandırdığımızda buraya 1, buraya 2 ve buraya 3 gelir. Birinci karbona bağlı olan bir metil grubu var. O zaman bu sübstüentin adı 1 metil propil olur. Bunun yaygın adıysa sekbütildir. Bütil olmasının sebebi toplamda 4 karbon olmasıdır. Sıradakini yapalım. Yine 1, 2, 3 olarak numaralandırdık. Ve yine propil olduğunu görüyoruz. Buraya propil yazalım. Bu sefer ikinci karbona bağlı bir metil grubu var. O zaman bu substituentin adı 2 metil propildir. Yaygın adı ise izobütildir. Toplamda 4 karbon olduğu için bütil diyoruz. Y şeklini oluşturan birbiriyle aynı 2 metil grubu olduğu için ise izo diyoruz. Yani izobütil. Sıradakinde en uzun karbon zincirinde 2 karbon var. O halde bu bir etildir. En uzun karbon zincirini numaralandırdığımızda 2 metil grubu olduğunu ve bunların birincir karbona bağlı olduğunu görüyoruz. Bunun bir 1 dimetil etil olduğunu söyleyebiliriz. Bu sübsituentin IUPAC adı 1 bir, bir dimetil etildir. Aynı zamanda bunu tert-bütil olarak da görürsünüz. Tert-bütil muhtemelen daha sık kullanılan bir isim. Evet. Toplamda 4 karbon olduğu için bütil diyoruz. Evet. Toplamda 4 karbonu olan bir sübsituentin 3 olasılığı bu şekilde. Şimdi de 5 karbonu olan sübsituentlerin dizilim olasılıklarına bakalım. Aslında bundan çok daha fazla var. Fakat bunlar en sık kullanılanlar. Bu ikisine odaklanalım. Yine zigzag çizgimizi bunun düz zincirli alkana bağlı olduğunu göstermek için çizelim. Sonra en uzun karbon zincirimizi bulalım. 1 2 3 4 o zaman bu bütildir. Bu karbon zincirini numaralandıralım. 1, 2, 3, 4. Burada üçüncü karbona bağlı bir metil grubu olduğunu görüyoruz. Demek ki molekülümüzün adı 3 metil bütil olacak. Buna aynı zamanda izopentil de deniyor. Çünkü 5 karbon var. İzo denmesinin sebebi ise bu aynı metil gruplarının Y şeklini oluşturması. Aslında buna izoamil dendiğini de görmüştüm. Onu da yazalım. Evet, izoamil veya izopentil kabul edilebilir iupak isimleridir. Peki ya sağdaki? En uzun karbon zincirine bakalım. 1, 2, 3. Bu propildir. 1, 2, 3 olarak numaralandıralım. İkinci karbona bağlı iki metil grubunun olduğunu görüyorsunuz. Bu 2, 2 dimetil propildir ve neopentil olarak da bilinir. Çünkü 5 adet karbon vardır. Daha önce de söylediğim gibi aslında çok daha fazla olasılık var. Ama şimdilik bunlarla yetinelim. Karmaşık sübstitüentlerin nasıl isimlendirildiği konusunda artık fikir sahibi olduğunuzu tahmin ediyorum. Tabii ki karmaşık sübstitüentleri adlandırırken mesela düz zincir ve sikloalkan molekülleri adlandırırken bu yöntemleri aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bir sikloalkan molekülüne bakalım ve nasıl adlandırdığımızı görelim. Halkamızda 4 karbon var. Bu grupta da 4 karbon var. Beraberlik sikloalkan lehine. Son videodan hatırlarsınız. Halkamızda ve zincirimizde eşit sayıda karbon varsa alkil sikloalkan olarak adlandırıyoruz. Çünkü sikloalkan bu durumda kazanır. 4 karbon var. O zaman bu siklobutan olacaktır. Buraya siklobutan yazalım. Molekülü bir sikloalkan olarak adlandıracağımızı belirlediğimizde sübstüente bakıyoruz ve diyoruz ki burası 1, 2, 3 yani propil olacak. Ardından bu sübstüenti 1, 2, 3 olarak numaralandırdığımızda tabii ki birinci karbona bağlı bir metil grubu var. O zaman bir metil propil yazalım. Bu bir metil propili siklobutanın birinci karbonuna bağlı olarak da tanımlayabilirdik. Bunu parantez içine alıp bir, bir metil propil siklobutan yazabilirdik. Ya da yazmayıp yalnızca 1 metil propil siklobutan yazabilirdik. Çünkü zaten 1 yazmayınca da orada 1 olduğu ima ediliyor. Peki sizce bu substantin yaygın adı nedir? Yukarıya baktığımızda 1 metil propilin sek olarak adlandırıldığını görüyoruz. O zaman bu moleküle sek siklobutan adını verebilirdik. Bunu da yazalım sekbütil siklobütan da gayet kabul edilebilir bir iupak adıdır. Yani seçim size kalmış. Sistematik iupak adlandırma yöntemini de yaygın adlandırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. Evet, karbonları sınıflandıralım. Bu konu inorganik kimyada sürekli karşımıza çıkar. Yani ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Karbonların sınıflandırılması. Diyelim ki 3 hidrojene bağlı bir karbonumuz var. Aynı zamanda bir R grubundaki diğer bir karbona da bağlı. Bu karbonu nasıl sınıflandırabileceğimi öğrenmek istiyorum. Bu karbon başka bir karbonla bağ yapmış. O halde bunun primer olduğunu söyleriz. Buradaki karbon primerdir. Hidrojenlerden birini alalım ve başka bir R grubu koyalım. Diğer R grubundan ayırmak için buna R üssü diyorum. Bu sefer bu karbon diğer iki karbona daha bağlı olduğu için buna sekonder denir. Evet, sekonder. Bir kez daha hidrojenlerden birini alacağım ve bunu R üssü üssü grubu yapacağım. Şimdi merkezdeki karbonumuza bakarsak 1, 2 ve 3 diğer karbona bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman buna da tersiyer diyoruz. Son olarak bir örneğimiz daha var. Son hidrojeni de aldım ve şimdi elimizde R R üssü, R2 üssü ve R3 üssü var. 4 karbona bağlı olan bu karbonun sınıflandırılması sizce nasıl olur? Tabii ki kuaterner karbon. Bu yaygın isimlerin nereden geldiğini düşünürsek eğer, burada bir karbona 2 karbon bağlıysa sekonder demiştik. Yani örnek olarak sek var. Geri gidelim. Az önceki örnekleri bulmaya çalışalım. Burada 2 karbona bağlı olan bir karbon var. Bu karbonun da sekonder olduğu söylenir. Sanırım isim buradan geliyor. Bunu bir kitapta veya başka bir yerde görmedim. Sadece bana mantıklı geliyor. Yani bu isme bakarak burada karbonun bir halkaya bağlı olduğunu görmezden geliyoruz. Diyoruz ki sübsüstentimizdeki bu karbon iki karbonla bağ kurmuş. O yüzden sekonder. Peki ya tersiyer? Üç karbonla bağ yapmış olan karbona tersiyer diyorduk. Tekrar geri gidelim. Mantıklı değil mi? Çünkü bu karbona baktığımızda 3 karbonla bağ yapmış olduğunu görüyoruz. Yine bu karbonun halkadaki bir başka karbona bağlı olduğu gerçeğini görmezden geliyoruz. Sübsütentimize bakacak olursanız bu karbonun tersiyer olduğunu görürsünüz ki bence molekülün ismi de buradan geliyor. Şimdi de bu molekül üzerindeki karbonların bir tanesini sınıflandıralım. Buradaki karbona bakalım. Bu karbon bir karbon ve 3 hidrojenle bağ yapmış. O zaman buna primer diyoruz. Buradaki karbon 2 karbona bağlı. O yüzden sekonder. Buradaki karbonsa 3 karbona bağlı. Yani tersiyer. Bu karbon bir karbona bağlı. Yani primer. Buradaki karbon 3 karbona bağlı. Yani tersiyer. Bu halkadaki tüm karbonlarsa 2 karbona bağlı. Yani hepsi sekonder. Evet. Karbon sınıflandırma bu şekilde ve çok önemli bir konu. Farklı fonksiyonel gruplarda da muhtemelen tekrar karşınıza çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.